Merhabalar, İstek Ailesi'nin değerli katılımcıları, hoş geldiniz. Bu akşam canlı yayınımızda İstekli Gelişim Seminerleri serisinde siber güvenlik konularında farkındalık oluşturmak için önemli bilgiler paylaşacağız. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik kavramlarına değineceğiz. Aralarda YouTube chat ekranından sorularınız olursa cevaplayacağız. Sayın Burak Tahmaz, bilgi, teknoloji ve güvenlik sektöründe siber güvenlik uzmanlığı konusunda tecrübeli bir konuşmacımızı ağırlıyoruz. Burak Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun söz sizin. Kendinizden bahsederek başlayabilirsiniz, memnun oluruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben bir ekran paylaşayım. Hemen bir sunum üzerinden bir kısaca esasında görsellik her şey için önemlidir. Sunumlarda da çok önemli olduğu için o güzel girizgi bir sunumla yapmak istiyorum. Hemen bir ekran paylaşarak. Evet, bugünkü esasında sunumunuzun başlığında şunu kullanmak istedim ben. Farkında mısınız ibaresini kullanmak istedim. Evren Hocam, bunun sebebi şuydu. Biz siber güvenlikçiler diyoruz her zaman için. Ve siber güvenliğin bundan 10 sene öncesi, 10 sene sonrası ve şu anki gününü veya 15 sene öncesini değerlendirdiğimizde çok ciddi anlamlı değişikliklerle karşı karşıya geliyoruz. Ben kimim? Ben Burak Tahmaz. Yaklaşık 14-15 seneden beri siber güvenlik sektöründe masanın her iki tarafında da hem kurumsal tarafında hem danışmanlık şirketleri tarafında da halihazırda çalışmış bir kişiyim. Şu anda da Innovel Bilişim Teknolojileri firmasında danışmanlık servisleri direktör olarak görev yapıyorum. Burada birkaç tane sertifika sıraladım esasında. Bu sertifikalar birçok noktada belki katılımcılarımızın çok hakim olmadığı veya bilmediği sertifika olabilir ama çok önemli bir üstadımızın, siber güvenlik sektöründen bir üstadımızın bir sözü var. Kendinizi diplomasız bir doktora emanet ediyor musunuz? Diyordu bir konuşması içerisinde. Biz de siber güvenlikçiler bunu kullanıyoruz. Diyoruz ki yani kendinizi sertifikaları olmayan veya bir şekilde güvenlikte rüştünü ispat etmemiş kişilere emanet ediyor musunuz diye. Bir esasında sual sorarız herkese. Orada arada görmüş olduğunuz çeşitli sertifikalarda siber güvenlikle alakalı bunca zamandan beri tecrübeyle edinmiş olduğum birçok sertifikasyon ufak tefek işlemlerini oraya ekledim. Kısacası bugün siber güvenlikle alakalı esasında hayatımızın ne kadar fazla tehlike altında olduğunu ama bir o kadar da bu tehlikenin ne kadar farkında olmadığımızı konuşacağımız bir etkinlik olacak. Şimdi müsaadeniz varsa sunum üzerinden ilerliyorum. Bu arada da ekranda gelen sorular olursa veya sizin yöneteceğiniz sorular olursa da onları da cevaplıyor oluruz Evren Hocam. Şöyle ilerleyelim. Bundan 10 sene önce güvenlik tüm dünyada konuşulurken ülkemiz ne durumdaydı? Hatta bu soruyu biraz daha 15 sene önceye giderek konuşalım. Bizler 10 sene, 15 sene önce hatta 20 sene önce yani 2000'li yılların başlarında daha yeni yeni internetin böyle çok aktif olarak konuşulduğu, bu halihazırdaki bu dokunmatik telefonlar ve teknolojinin yeni yeni ilerleme hayatımıza girdiği ve yani çok basit teknolojilerle ilgilendiğimiz bir dönem içerisindeydik. 20 sene öncesi için konuşuyorum. 10 sene önce tabii ki inanılmaz derecede bu teknolojinin, IoT cihazlarının ve benzeri teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle beraber ciddi anlamda esasında bir savaş başladı. Ama bu savaştan kimse haberdar değildi. Çünkü bir tarafta bu teknolojiyi geliştiren firmalar veya insanlar, bir tarafta da bunları sömürmeye çalışan ve saldırmaya çalışan hackerlar vardı hayatımızda. Biz daha bebek adımlarıyla siber güvenliği anlamaya başlamıştık. Çünkü neden? Birçok okulumuzda siber güvenliğin hiçbir şekilde üniversite olarak bazında konuşuyorum. Hiçbir şekilde bir girdisi yoktu. Bilgisayar mühendislerimiz veya yazılımcılarımız tamamıyla buna bağlı olarak ilerleyen ufak adımlarla koşan yeni yeni süreçleri oturtmaya çalışıyordu ve sadece esasında ülkemizde güvenlik baktığımızda biraz da ya da düşündüğümüzde nasıl tarif edilebilir? Bankaların ve biraz daha böyle parayla oynayan finans kuruluşlarının göz önünde bulundurduğu bir değer de esasında. Bizler için sadece bebek adımları ilerleyen bir yolculuktu bizler için. Peki biz ne yapıyorduk? Yani esas en büyük sorulardan bir tanesi buydu. Yani biz ne yapıyorduk bu süreç içerisinde? Ya da bizler buradaki adımlarımızı neye göre planlıyorduk, neye göre oluşturuyorduk diye döndüğümüzde karşımıza esasında ufak tefek görseller çıkıyor. Yani biz baktığımızda eski zamandan izleyen katılımcılar veya velilerimiz bilirler. Yani Yahoo vardı,
Bunun dışında işte eBay çok fazla kullanıyordu. AT&T'nin çok fazla ciddi kısımları vardı ki hani ciddi anlamda esasında biz bunları ziyaret ediyorduk o dönemlerde ve biraz daha öğrenci tarafına doğru geldiğimizde ise orana baktığımızda daha çok oyun siteleri ve buna benzer olarak yani social network'ün ön plana çıktı. Kısacası araştırma veya bir şeylere erişmek veya herhangi bir noktada bir şeyleri öğrenmek için kullandığımız bir internet ortamı veya teknoloji ortamından daha çok bizler kendi kendimizi bir noktada internetin sadece eğlenceli ve görünen yüzünü kullanmaya itiyorduk. Keza hepimizin herhalde gençlik çağında da bu benzeri süreci oluşturmuş olduk. Ama bizler ülkemize geldiğimizde veya belli başlı şeyleri kullandığımızda siber güvenlikle ilgili çeşitli tedbirler önümüze gelmeye başladı. Esasında şöyle bir ibareyle karşı karşıya kaldık. Şimdi ekranda mutlaka sizler de görüyorsunuzdur. Bir görsel var şu anda karşınızda. Bir hanımefendi var. Birazdan sesi de açacağım. İnşallah yayında hani videoda ses de gelecektir. Birçok kişinin de esasında bilmiş olduğu bir video. %100 güvenlik olgusu üzerine kurulu esasında bir video. Şimdi hepiniz diyorsunuz ki hani %100 güvenlik dediğimiz bir durum var ama %100 güvenlik diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Dünyanın hiçbir yerinde %100 güvenlik sağlanmaz. Bu fiziki güvenlik olarak da geçerli, siber güvenlik olarak da geçerli, bilgi güvenliği olarak da geçerli. Biz %100 güvenliği tamamıyla ütopik bir yaklaşım olarak görüyoruz. Neden mi? Çünkü biz şifrelerimizi hala koruyamıyoruz. Çünkü neden şifrelerimizi koruyamıyoruz? Şimdi katılımcılarımız veya bundan sonra bizi izleyebilecek veya birçok kişiye baktığımızda birçok kişi aynı şeyi söyleyecektir. Şifreler birçok yerde doğum tarihi, çocuklarımızın doğum tarihi, köpeğimizin adı, yaşadığımız yer, anne kızlık soyadı ki biz siber güvenlik uzmanları, Evren Hocam herhalde yüzünde bir tebessüm oluşacaktır. Hani çok aşina olacaktır bu konuya. Biz siber güvenlik uzmanlarının en çok söylemiş olduğu şeylerden bir tanesi. Türkiye'deki bankalar ve finans sektörü anne kızlık soyadı eğer bizde olmayan bir şey olsaydı güvenlik nasıl sağlanacaktı sorusunun cevabını gerçekten çok merak ediyoruz. Ve bunlara bağlı olarak da biz kendi mobil cihazlarımızı, kullandığımız bilgisayarları, tabletlerimizi ve buna benzer birçok cihazın da güvenliğini halihazırda sağlayamıyoruz. Bunu sağlayamamızın sebebi şu. Birçok kişinin esasında cep telefonunu açın bakın hocam. Sizler de bu konuya aşinasınızdır. Hatta bundan 5 sene önce 6 sene önce bunun haberleri çıktı. Candy Crush uygulaması, Facebook'un uygulamaları, çocuklarımızın, eşraflarımızın oynaması için oyunlar, çeşitli dokümantasyon setleri. Hatta birçok şifremizi bile hala cep telefonlarımızda saklıyoruz. Peki hani bunun ne kadar güvenli olduğunu öngörüyoruz. Yani buradaki Candy Crush'tan kaynaklı bütün insan, birçok insanın, oyunu kullanan insanın verilerinin çalındığı bir durumu söz konusu olduğunda herhalde biraz daha siber güvenliğe bakış açımız değişecektir diye öngörüyorum. Şimdi Evren Hocam siz de bir teyit ederseniz şimdi bir ekrana kısa bir video yansıtacağım. Ses YouTube'a gidiyor mu? Bir bana onay verebilirseniz çok sevinirim. Şimdi gönderiyorum ekrana. Ses maalesef gelmiyor hocam. Mic'te bu ayarı var ama. Hiç yapmayın hocam. Ben şöyle özetleyeyim o zaman. Bu videoyu gerekirse link olarak da katılımcılarımıza iletiyor olurum Evren hocam. Şimdi ekranı durdurdum. Başka bir ekrana geçirdim ki şey olsun diye. Hanımefendiye şunu soruyor katılımcı. Diyor ki hani siber güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz diye bir soru seti başlıyor. Soru seti içerisinde kendileri diyor ki işte ben diyor köpeğimin diyor adını verdi diyor muhabire o esnada hanımefendi. Sonra diyor ki hani nerede doğdunuz bilmem ne yaptınız. Sorular sormaya devam ederken arada evcil hayvanınız var mı diyor. Evet diyor çok sevdiğim bir köpeğim var diyor. Aa diyor cinsi ne diyor. Cinsi şu cins diyor. İsmi ne diyor ismini söylüyor. Az önce diyor bana diyor siz diyor köpeğinizin diyor ismini söylediniz diyor. Şifreniz olduğunu söylediniz diyor. Kadın bir anda duruyor. Kısacası hani çok basit bir şey yani siber güvenliğin daha doğrusu bilgi güvenliğinin en az yani en zayıf halkası olan insandan bahsediyoruz biz burada. Şimdi ben Evren hocam müsaade varsa bir soru geldi. Soru konuyla alakalı olduğu için cevaplamama müsaade var mıdır? İzin verir misiniz soruyu? Tabii ki hocam. Evet. Bir katılımcımız diyor ki şifrelerimizi korumak için bir password manager mi kullanmak daha güvenli yoksa şifreleri ezberlemeye çalışmak mı? Şimdi bu soru çok enteresan bir sorudur esasında. Niye? Hepimiz esasında biz password manager olarak birçok uygulamayı kullanmayı tercih ediyoruz. Lakin
en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Birçok password manager uygulaması arka planda bütün bu şifreleriniz ve kaydettiğiniz bütün her şeyi cloud sistemlerine, yani bulut sistemlerine kaydedebilir. Bunu bir Apple'ın uygulaması, bir Samsung'un uygulaması, bir Xiaomi uygulaması, yani bir Android ya da iOS uygulaması olarak ayırmayın lütfen. Hani konu buradaki doküman setleri veya burada saklamış olduğunuz şifreler halihazırda sizin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızdaki bir sistemden cloud bir sisteme çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çünkü cloud bir sisteme çıkan bir yerde eğer bir veri saklıyorsanız doğal olarak buluta bir yere yedekliyorsunuz ve güvenliğinizi esasında farklı bir kişiye, farklı bir sisteme, farklı bir yapıya taşer etmiş olmuş oluyorsunuz ve orada oluşabilecek bir sızıntı sizin şifrelerinizin de ele geçirilmesi anlamına gelir. Benim önerim her zaman için söylemiş olduğum bir şey, ben kendi bilgisayarımda ya da herhangi bir sistemimde cloud'a yedeklemeyen veya herhangi bir uygulama noktasında farklı bir noktada bir yere yedeklemediğinden emin olduğum, bunu teyit aldığım çeşitli uygulamaları kullanıyorum. Ama tabii ki hani burada maksimum güvenliği sağlamak istiyorsanız tabii ki şifreyi ezberlemek bir numaralı yöntemdir diyeceğim. Ama burada da bana birçok katılımcımız şunu söyleyebilir. Ya hocam hani şimdi benim elimde 2 tane kredi kartı var, 4 tane sosyal medya hesabı var. İşte benim işte kurumsal hesabıma gittiğim X hesabı var. Bunların hepsini arka arkaya koyduğumuzda benim ezberlemem gereken 6-7 tane şifre oluyor. Ben hepsini aynı şifreye mi vereyim diyor bazı katılımcılarımız da bana. Birçok etkinlikte karşıma gelen bir soru bu. Orada da şöyle bir riskiniz var. Bu sefer de bir kişi sizin sisteminizi hacklediğinde arkasından bütün sistemlerinizi paralel bir şekilde hackleyebilir. Kısacası biraz daha esasında anlaşılabilir bir şifreyi biraz daha atıyorum araya mesela şifreniz kara kedi olacaktır. Kara kediyi bir şifre yapmak istiyorsunuzdur. Mesela oradaki A'yı et işareti yapıp atıyorum cümlenin bir noktasında hani araya bir ünlem işareti, yıldız gibi biraz daha alfanümerik şifreler kullanarak süreci biraz daha güvenli hale getirebilirsiniz. Onun dışında cloud'a, yani en azından şu anki teknolojiler içerisinde cloud'a yedeklenmeyen bir yapı ve sistem birçok noktada daha güvenli bir yapı oluşturacaktır sizler için. Umarım cevap yeterli olmuştur diyorum ve sunuma da geri dönüyorum. Geçmiş dönemde yani 2016'da, 2006'da ülkemizde neler oldu? Veya siz bunları belki duymuşsunuzdur ama mesela Anonymous'un BTK'nın sırlarını çaldığına dair çok enteresan bir esasında bilgi paylaşılmıştı. Bu esasında çok enteresan bir sızıntıydı. Çünkü esasında Anonymous çok eskiden beri elde etmiş olduğu veriyi tekrardan sosyal medya platformlarından ve Twitter'dan publish etti, herkese yayınladı. Bu noktada karşımıza çok enteresan bir durum oldu. İnsanların merakını kullanarak birçok bilgisayara sızıldı ve daha fazla veri, daha fazla bilgi ele geçirildi. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 senesinde olan bir saldırıda kullanılan verileri 2006 kayıtlarıyla eşleştirerek gerçekleştirmişlerdi. Keza aynı şekilde birçok kişinin başına gelmiş olabilir. İsmen de duymuş olabilirsiniz. CryptoLocker diye bir saldırı vardı. Yaklaşık olarak 20 milyar doların üzerinde dünya genelinde bir hacker aktivitizmi ortaya çıkarttı ki ülkemizde özellikle Turkish Cargo, PTT Cargo, Türk Hava Yolları ve benzeri büyük kuruluşların maillerini kopyalayarak, farklı bir yere yönlendirerek ve esasında sadece mouse'unuzu mailin kimden geldiğini gösteren o tool'un üzerine getirdiğinizde görebileceğiniz bir uyarıydı bu. Ve birçok bilgisayarı şifreledi. Şifrelemekten kastım şu, tek yönlü sadece hackerların elinde bulunan bir yöntemdi ve hemen karşılığında da sizlerden Bitcoin karşılığında bir ücret istediler. Buradaki şifrelerin geri açılabilmesi için. Çoğunlukla Rusya, Hindistan ve Pakistan gibi biraz daha teknolojinin top seviyede olduğu, hacker aktivitelerinin daha yüksek olduğu ülkelerden kopyalanarak yapılmış bir saldırı metoduydu. Ve ülkemizde çok ciddi anlamda büyük kamu kurumlarından tutun büyük holdinglere kadar çok ciddi süreçler yaptı. Evren Hocam belki sektörel anlamda biliyordur. Bu anlamda hani birkaç özel okulda bu sistemden bu şekilde ciddi anlamda hacker aktivitizmine girmek zorunda kaldılar. Bazıları Bitcoin'le verileri çıkarttılar. Bazıları verilerini yedekledikleri için geri kurtardı. Kurtarma yöntemlerini elde ettiler. Siber saldırı fiş çektirdi. Bu çok enteresan bir haberdi esasında. Ülkemize yapılan bir DDoS saldırısında ülkemizdeki birçok kamu kurumunun sayfasına giriş engellendi. DDoS saldırısı nedir? Hani katılımcılarımızdan, teknolojiden uzak olan katılımcılarımız için şöyle özetleyeyim. Saat 17.00'da mesai çıkışında Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan trafik saldırısının, trafik sıkışıklığının siber saldırı olarak karşılığı DDoS'tur.
Bizim önümüzde 3 şeritli bir yol var. Biz o şeride 350 şerit araba koyduğumuzda doğal olarak o sitelere girişi engelledik. Daha doğrusu köprüye girişi engelliyoruz. Bu da mesela Türkiye'nin yaşamış olduğu geçmiş dönemde, yani 10 sene önce yaşamış olduğu çok ciddi hacker aktivitelerinden bir tanesiydi. Ve çok üzücü bir şeydir. Radikal Gazetesi'nin bir haberiydi. Çok eski bir haberdir bu da. Yaklaşık 15 senelik bir haber. Ankara'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sistemlerine giren hackerların ana sistemlerindeki şifrenin 1-2-3-4-5-6 olduğuyla alakalı çok enteresan bir görsel geldi bizim karşımıza. Bu da Radikal Gazetesi'nde Serkan Ocağan haberiydi. O da yaklaşık bir 15-20 senelik bir haber. Redekin yapmış olduğu bir haberdi. Kısacası baktığınızda biz 10 sene önce hackleniyorduk. Hala da hacklenmeye devam edeceğiz ve devam edeceğiz. Çünkü neden? Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu teknolojinin karşısında duran, bu teknolojiyi korumaya çalışan bizler ise sayımız çok sınırlı sayıda. Öbür tarafta olan bunları biraz daha fazla suistimal etmeye çalışan hackerların sayısı da her geçen gün daha fazla artıyor. Şimdi günümüzde ne var? Yani günümüzde neyle karşı karşıyayız demeden önce cloud'da yedeklemeyen bir program kullanıyorsam şifreleri cihazlar arasında nasıl eş zamanlayacağız? Zamanlayamayacaksınız hocam. Yani tek cihaz, tek şifre. Orada hani şunu unutmayın, sorunun cevabı şöyle olsun. Bir yerde güvenliği ve kendi güvenliğinizi ön plana çıkartıyorsanız kullanılabilirlik ve erişilebilirlik mutlaka alt seviyeye inmektedir. Bu zıt orantıdır, ters orantıdır. Burada maalesef hani güvenlik mi yoksa hayatı daha kolay yaşatmak mı sorusu arasında git gel yapmanız gerekiyor. Veri diyeceğim. Niye? Çünkü 2020 senesi içerisindeyiz. 2021 senesi içerisindeyiz, düzeltiyorum. Ve dolardan, bitcoin'den, her şeyden daha değerli bir şey var, veri. Bu veriyi şöyle örneklendirmem gerekecek. Şu anda esasında biz Evren Beylerle beraber İstek Vakfı okullarının tamamıyla himayesi altında bu sunumu gerçekleştiriyorum. Ve bizim en önemli verimiz nedir diye sorduğumuzda öğrenci verisi, öğrenci bilgisi ve veli verisi demektir. Çünkü niye? Hepinizin verileri esasında okullarımızda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemlerinin benzeri yerlerde tutuluyor ve bunu biliyoruz. Ve bu veri esasında paha biçilmez bir veri. Geçmiş zamanlarda belki duymuşsunuzdur. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik verisi 0.35 dolara satılıyordu internet kara borsasında. Şimdi 1.75 dolar civarında bir fiyata çıkartıldı. Tamamıyla esasında bu verilerin artık daha çok sağlık verisi, daha çok bilgi, daha çok değişik verileri içeren bir hale gelmesinden sebepti. Peki nerede bu veriler? Şimdi veri nerede dediğimiz andan itibaren başından beri konuştuğumuz her şey bu verileri içermeye başlıyor. Bakın hani her şeyden kastım şu. Şu anda sunumu yaptığım bilgisayar, yanımda tuttuğum ve ekrandayız. YouTube'dan da bir yandan da soruları kontrol ettiğim cep telefonum, evinde kullandığım akıllı buzdolapları, cep telefonları, iPad'ler, televizyonlar, fırınlar, hatta daha da komik bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde Xiaomi'nin mağazasına gittim. Bir baktım orada akıllı bir tane su ısıtma cihazı vardı. Bu bile artık bir veri barındırıyor içerisinde. Ve bu verilerin her biri bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü niye? Bir kişinin kendini dikte edebilecek verilerine sahip olduğunuz andan itibaren bu veriyle beraber karşınızdaki bir süreci yönetmeye ve kontrol etmeye başlarsınız. Şimdi güvenlik peki var mı gerçekten? Yani bunu birçok katılımcımız soruyor. Yani evet Burak Bey dersiniz bana hani ya konuşmaya başladınız, hacklenebiliyoruz. Şu ana kadar da sadece hacklenebildiğimizden bahsettiniz. Evet, çünkü neden hackleniyoruz? Az önce esasında bir katılımcımızın sormuş olduğu sorunun esas sebebinden dolayı söylüyoruz bunu. Hacklenebiliriz çünkü bizler insanoğlu, bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı veya Çek Cumhuriyeti vatandaşı diye ayırmıyorum. İnsanoğlu kolaylıkla bir işi halledebilmenin hazzını esasında 2010'ların başında yaşamaya başladı ve güvenliği arka plana atmaya başladı. Biz güvenlikle tanışmadan önce esasında kolaylıkla tanışmaya başladık. Kolaylıklarla tanışmaya başladık. İşte o yüzden de esasında var olan süreçte ve konjüktürde biz güvenlik gerçekten var mı sorusunun cevabı evet güvenlik gerçekten var. Ama sizler kendi güvenliğinizi, kendi yapınızı ne kadar fazla kolaylık ve erişilebilirlik mantığından uzaklaştırıp güvenlik mantığına yanaştırırsanız bu güvenlik gerçekten var. Peki neler yaşandı geçtiğimiz yıl? Bakın çok enteresan bir şey. Neler oluyor diye sormamız gerekiyor. Hadi bir bakalım 2020 yılı içerisinde internette bir dakikada
olan neleri konuşabiliyoruz diye bakalım. Görüntü ekranlara mutlaka gelmiştir şu anda. Bakın bir dakika içerisinde 4.7 milyon video izleniyor YouTube'da. Bakın çok enteresan bir sayı. 694.444 tane Instagram storiesi veya hikayesi dönüyor. 194.444 tane tweet dönüyor. Çok enteresan bir şekilde 2.5 milyonun üzerinde snapler kaydediliyor. 59 milyon adet mesaj gönderilip çıkartılıyor. Bakın nasıl bir veri dönüyor farkında mısınız? Yani esasında bizim kontrolsüzce ortaya koymuş olduğumuz veriler dönüyor şu anda karşımızda. Ve bu verileri kontrol edemiyoruz. Çünkü neden? Şurada görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz üreticilerin ve kullanmış olduğumuz sistemlerin, burada birazcık milliyetçi bir yaklaşım yapacağım sizlere, hiçbirinin Türkiye'de ne bir merkezi, ne bir sunucu mekanizması, ne de bir yedeklilik sistemi var. Kısacası siz bu yapı içerisinde sadece ve sadece yurt dışındaki sunuculardaki verilerinizi tutuyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ya ne var bunda? Hemen şöyle özetleyeyim sizlere. Riski size realize edebilmek için. Şimdi TikTok, hayatımda TikTok yüklememiş herhalde insanlardan bir tanesiyimdir. İnşallah sizler de daha yüklememişsinizdir ama 190 ihtimal katılan ebeveynlerimizin birçoğunun çocukları TikTok'a bir video atıyorlar. Ve bu videolarda çocuklarınızın görselleri, kayıtları, videoda yapmış oldukları esasında her türlü aktivite esasında kayıt altına alınıyor. Şimdi şöyle değerlendirin, bu videonun nerede, bundan sonra nasıl kullanılacağını bilemiyorsunuz. Çünkü bundan 4 sene önceye gelip Apple iCloud sistemler hacklendi. Ünlülerin resimleri dışarıya çıkartıldı. Fotomontajlar yapıldı. Hatta yurt dışında Estonya'da sırf bu yüzden bir tane bakan istifaya zorlandı. Çünkü oradan ciddi anlamda kullanılmaması gereken resimler, cep telefonu bulunmaması gereken resimler dışarıya çıkartıldı. Kısacası az önce söylemiş olduğum gibi verinin kontrolü bir başkasının eline geçtiği andan itibaren siz ele geçirilmiş oluyorsunuz. İşte bütün risk esasında bir dakikada dönen bu veriden oluyor 2021 yılı içerisinde. 2021 yılı datalarını ben burada hani 2019-2020'yi kıyaslamam gerekirse %200'e yakın bir artış var. 2020 ile 2021 yılı arasında önümüzdeki sene tekrardan bu sunumu Evren Hocam beni davet edip de yapmam gerekirse veya yapma fırsatım olursa 2021 yılında tekrardan izlediğimizde bu dataların şu anki datalardan bakın %200 değil %500 daha fazla arttığını göreceksiniz. Çünkü en önemli şeyimizi hala dışarıya veriyoruz. Peki %50-%50 dediğimiz bir kavrama gelelim. Çünkü 2020 yılında neler olduğuyla ilgili konuşacağım. 2020 yılının iki çeyreğinde Türkiye'de 23 tane büyük holding eklendi. Ve NATO ve Government Certification Türkiye'deki bankaların önümüzdeki günlerde hedef alınacağını söylüyor. Türkiye'deki 1354 tane kurumda üzerine zararlı yazılım bulaşmış sunucular ve son kullanıcı bilgisayarlar olduğu gibi Salit'i Zeus Hesperbot dediğimiz zararlı yazılımlarda ülkemizde %96 oranında yayılmış durumda. Burada kullanmış olduğum bu kelimeler sizlere çok ütopik gelebilir. Ama ben size sadece 2020 yılındaki ilk iki çeyreğinde yaşanmış olan bu 23 tane holding hack'inden bir tanesini eğitim sektörüne uyarlayacağım bir senaryo olarak karşınıza getireceğim. Yani bir senaryo olarak anlatacağım. Ve esasında bu senaryonun ne kadar kolay olabileceğini değerlendirmenizi istiyorum. Bakın senaryoyu şu şekilde değerlendirmenizi isteyeceğim sizlerden. İki tane okulumuz var birbirine rakip ve birbirinin öğrencileri arasında üniversite sınavında veya liselere giriş sınavı içerisinde çok ciddi bir rekabet olduğunu değerlendirmenizi istiyorum. Yani şöyle değerlendirin ki bir tanesi diyor ki ilk yüze ben diyor ilk o da ilk ona ya da ilk yüzde birlik dilime artık nasıl bir tabiri kullanıyoruz 10 öğrenci soktum. Diğeri diyor ki ben 15 öğrenci soktum. İnanılmaz bir data var içerisinde ve bu dataların en önemli noktası ne? Öğrenci datalarını dışarıya alabilmek. Çünkü niye? Bir parlayan öğrencinin datanın dışarıya çıkartılabilmesi esasında başka bir öğrencinin okulun oraya geçebilmesi için fırsat sunulabilecek en büyük esasında minik taşından konuşuyoruz şu anda. Ve bakın nasıl hackleyebilirsiniz bir kişiyi? Şimdi her okulumuzun karşısında veya girişinde resepsiyonunda sizi karşılayan ya da bilgisayarının karşısında duran bir kişi vardır. Bu kişi sizi resepsiyonda karşılar ve mutlaka bu kişinin üzerinde hani sizin kime geldiğinizi, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı çeşitli sorular sorulur. Buraya gelen ve okulda iş görüşmesi yapmak için geldiğini iddia eden, belki bir hademe olarak, belki farklı bir kişi olarak gelen bir kişi hayal edin. Ve bu kişinin elinde yıpranmış, yırtılmış bir CV kağıdı olduğunu düşünün. Ve kişi şunu söylüyor sekreter hanıma. Diyor ki
Ben diyor iş görüşmesine geldim. Zaten zor durumdayım hanımefendi. Yolda gezirken yağmurlu havalar. Malum bu aralar İstanbul'da yağmur var çok fazla. Yolda gelirken ben suya düşürdüm. Yani ayağım kaydı. CV'm suya düştü. Hırpırpalandı. Bakın bu da görseli. Hani ben böyle gelemem. Buradaki işimden de kaybolurum dedikten sonra hanımefendinin bilgisayarına bir USB bellekle ya da benim mailimden size bu dokümanı göndersem bir çıktı alabilir misiniz? Hani bir sıkıntım olmasın dedikten sonra sadece sekreteryada bulunan hanımefendinin iyi niyetinin suistimaliyle okulda bulunan bütün verilere erişim sağlanabilecek zararlı bilgisayar, zararlı virüsler bilgisayarlara yayılabilir. Bu örneği verdim çünkü bu örnek 2020 yılında Türkiye'nin en büyük ilk 5 holdinginden bir tanesinin başına geldi. Sekreteryadaki hanımefendinin aynı senaryo üzerinde USB bellekle kişinin CV'sini çıkartmasından dolayı firmanın bundan sonra gireceği yaklaşık 6 aylık bütün ihalelerin dokümanları dışarıya yayınlanmış oldu, dışarıya çıkartılmış oldu. Kısacası esasında baktığınızda siber güvenlik veya güvenlik olgusu tamamıyla insan üzerine kurulmuş bir olgudur. O yüzden biz bu olguya %50, %50 diyoruz. Biz %50 güvenliği teknolojiyle sağlarız ama %50 geri kalan güvenliğimizi sağlayabilecek tek yapı taşımız insan faktörüdür. Keza bunun en büyük örnekleri öğrencilerimiz. Niye? Öğrencilerimiz elinde akıllı tabletler, akıllı tahtalar, bilgisayarlar, cep telefonları. Hani her ne kadar hani Evren Hocam belki burada hani araya girip söz söylemek ister. Hani öğrenciler bilmiyorum okula cep telefonuyla. Hani ben biraz eski kafalı olabilirim kusura bakmayın. Benim zamanımda hani okulda cep telefonuyla gelmek hani liseye, ortaokula. Hani akıllı cep telefonu zaten yoktu bizim zamanımızda da hani çok zordu. Ama şu anda ben hani birçok insanın elinde hala akıllı cep telefonları görüyorum. Hocam soru sormuş gibi olacağım size ama. Herhalde geliyorlar değil mi okul akıllı cep telefonlarıyla diye tahmin ediyorum. Gelinebiliyor ama genelde toplanıyor veya kısıtlı bir oranda, oldukça kısıtlı bir oranda kullanılıyor. Vallahi hocam ne mutlu o zaman sizlere diyorum. Hani buradaki cep telefonlarından tutun hani birçok yapı bile esasında bizim kontrolsüzce bir veriyi dışarıya çıkmamıza olanak sağlıyor. Ve işin özünde şu var, bizler hacklendik. Ve hacklenmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz daha hızlanayım. Ülkemizde neler var sizin karşınıza çıkacak sizi korumak için? ISO, British Standard Enstitü, İngiltere'nin tamamını çıkartmış olduğu ve buna bağlı olarak ISO sertifikası 27001 dediğimiz bilgi güvenliği yönetim standardıyla bizleri bir tık daha öteye götürüyor. Bunun haricinde GDPR dediğimiz Avrupa Birliği ve yabancı ülke vatandaşlarının da datasını koruyan General Data Protection Regulation dediğimiz Avrupa Birliği ülkelerindeki bir regülasyon verilerin korunması ile ilgili, kredi kartı verilerinin tamamıyla korunması ile ilgili PCI standartları, güvenlikle ilgili NIS standardı ve ülkemizde sık sık karşınıza gelen bir şey KVKK, kişisel verilerin korunması kurumu ve kanunu. Esasında oradaki K hem kurum hem de kanun olarak lanse edilmiş durumda. Ne yapıyor esasında bunların hepsi? Sizin var olan konjüktürdeki bütün güvenliğinizi ve veri güvenliğinizi sağlamak için A'dan Z'ye esasında belirli süreçler ortaya çıkartıyor. Kısacası birisinin karşısına geçip de şunu söylediğinde bana TC kimlik numaranı ver. Türkiye'de çok yaşanmış bir şeydir. TC kimlik numaranı ver bana dediğinde şunu söyleyebilirsin. Benden TC kimlik numaranı istemen için gerekli olan şey ne? Bana bunun gerekli açıklamasını yap. Benim TC kimlik numaramı nasıl saklayacaksın? Bunu hangi yasal dayanakla isteyeceksin dediğimiz kanun 2016 senesinden beri kişisel verilerin korunma kanunu ve alınan tüm verilerin hangi kanun, hangi madde ne kadar süre saklanacağını size sorgulama hakkını getirdi. Ne kadarınız bu kanunu biliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir kargo şirketine gittiğinizde kargonuzu ukalaca bir şekilde orada herkesin ortasında TC kimlik numaranı ver diye söz seslendiren bir kargo şirketindeki arkadaşa yapıştırıp dediğinizde senin benden bu veriyi alabilmen için gönder bakayım bana KVKK metnini, göreyim bakayım senin aydınlatma metnini dediğiniz noktada tabii ki size de orada bağıra bağıra arkanızın bir metre yakınındaki bir kişinin yanında TC kimlik numaranızı soramayacak hale getiren ama hala kendilerinin sorduğu kanunda KVKK kanunu olarak karşımıza geçiyor. Ve en önemli kurumda SANS kurumu esasında bizim şu anda yapmış olduğumuz Security Awareness ve farkındalık süreçlerinde SANS üzerinden ilerletmeye çalışıyoruz. Peki, müsaadenizle. Bundan sonra ne olacak? Yani 10 sene sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha fütürist yaklaşımlarla geleceğiz. Çünkü neden? Bizim şu anda en büyük konuştuğumuz konu yapay zeka. Bizim şu anda
en çok konuştuğumuz konu robotik. 190 eğitimli okulumuzda robotik dersleri de vardır diye tahmin ediyorum. Bizim şu anda bir bacağımız dronlar, drone hacking ve kripto paralar bizim şu anda en büyük sıkıntımız. Neden? Çünkü kripto para dahil olmak üzere birçok noktada bizim yaşadığımız her şeyi karşı karşıya koyduğumuzda bizler artık, yani kargolarımızı bile, Amazon bile şu anda dronlarla gönderdiğinde esasında yaşadığımız her bir alanı hacklenebilecek duruma getirdik. Peki sizler gerçekten tehlikenin farkında mısınız? Yani çünkü hani hepimizin çocukları var. Benim de yani 13 aylık bir bebeğim var. Bundan belki 10 sene sonra aynı problemleri ben çok daha farklı dinlemeye başlayacağım ama tehlikenin farkında mısınız diye ben esasında çok güzel bir görsel göndereceğim. Şimdi bakın sizlere tehlike nereden geliyor? Kripto locker. 22 milyar doların üstünde çok ciddi bir hacktivizm aktivitesi gerçekleştirdi. Trojan'ı duymuşsunuzdur. Geçmişten bugüne kadar gelen en büyük virüs salgınlarından bir tanesidir. Bir resmin içerisinde, bir benzeri bir dokümanın içerisinde saklanan virüsler. Bizim başımıza gelen ransomware saldırıları. Şu anki drone hackingler ki şu anda hani biz kendi milli dronlarımızı ürettik, benzeri şeyleri gerçekleştirdik. Bunların saldırıları. Augmented Artificial Intelligence saldırıları ki şu anda Augmented Reality ile beraber ciddi anlamda buradaki bu hack to AI'lar şu anda konuşulmaya başlandı. Quantum hacking, yani artık daha ciddi anlamda hacking'in bir üst kademesine çıktığımız noktalar. Ve çok komik bir şey söyleyeceğim ama brain hacking diyeceğim sizlere. Çünkü neden? Bakın hepimiz bundan 6 ay önce Bill Gates acaba buradaki koronavirüs aşısının içerisine çip yerleştirip bizleri robotlaştıracak mı sorusunu soruyorduk birbirimize. Komikti ama esasında olabilirdi. Çünkü niye? İnsan beyni hacklenmeye en müsait beyindir. Çünkü tamamıyla zafiyetlere yönelik çalışmaktadır. Bizleri şu şekilde değerlendirin. Bir mail geldi bilgisayarınıza, çalıştığınız kurumdan veya herhangi bir şekilde bir okulunuzdan veya farklı bir yerden. Ve dedi ki öğrencinizin yeni bir bilgilendirmesi, kullanıcı adı parolasıyla girin. Veya çalıştığınız bankadan veya yerinizden 2020 yılı primlerinizi öğrenmek için tıklayın diye. Tamamıyla aynı ve benzer sistemleri kullanan bir yapı düşünün. Kısacası sizi tamamıyla hacklemeye yönelik ve sadece şifrenizi girmeye yönelik bir hamledir. Bunun adı sosyal mühendislik saldırısıdır, phishing saldırısıdır. Gelmiş geçmiş en eski saldırı türlerinden bir tanesidir ve halen de insanları hacklemeye devam etmektedir. Ve buna baktığınızda bu esasında brain hacking diye geçiyor ve kısacası sizler hacklendiniz. Hacklenmeye devam ediyorsunuz ve sadece bundan haberiniz yok. Hacklendiğinizden haberiniz yoksa hacklenmeye devam edersiniz. Hacklendiyseniz de şanslısınızdır. Çünkü gerçekten burada şu söylenebilir size, nasıl tarif edilebilir? Hacklenmek ve bunun farkında olabilmek bizim için bir ayrıcalıktır. Çünkü öbür türlü zaten hacklenme süreçleriniz devam edecektir. Devam ettireceklerdir bu süreci. Çinli bir bankadan 2017 senesi içerisinde 1,5 milyar kişinin hesabına sızıldı ve herkesin hesabından 1 dolar karşılığında bir para çekildi. Düşünün, 1,5 milyonun üzerinde kişiden bahsediyorsunuz. Yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyorsunuz. %100 güvenlik bir hayaldir. Bir hayal olmaya da devam edecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü güvenliği sağlamak için bizler neler yapıyoruz sorusunun cevabını şimdi kısaca özetleyip sonrasında da mutlaka Evren hocamın da soruları vardır. Belki katılımcılarımızdan da başka sorular gelir. O soruları da cevaplamak isterim hızlı bir şekilde. Biz neler yapmalıyız? Birinci öncelik mutlaka cloud sistemler üzerindeki ve birbirine yedekleme yapacağız diye hayatımızı kolaylaştıracak şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Sosyal medya platformları ve bu sosyal medya platformları üzerinde kullanmış olduğumuz şifrelerimize özen göstermemiz gerekiyor. Ben çok kısa bir örnek söylemek isterim ki hepimizin Facebook hesabı mevcuttur ve Facebook hesabı üzerinde hepimiz biliriz ki biz dayımızla ilgili bir tane fotoğrafı mutlaka koymuşuzdur ve demişizdir ki ah benim güzel dayım ne yapıyorsun diye. Ama hiçbirimiz düşünmeyiz ki dayımızın soyadı anne kızlık soyadımızdır. Kısacası esasında bir bankaya sızılması için gerekli olan ve esasında en önemli güvenlik sorumuzu bypass edecek anne kızlık soyadı kısmımız
burada. Diyeceksiniz ki ya bunun haricinde 15 milyon tane şey var karşımızda. Emin misiniz? TC kimlik numaralarımız satılıyor. Doğum tarihimiz zaten ortada. Bütün verilerimiz ortada. Elde edilmesi gereken bir tane anlık kızlık soyadımız var diye. Buyurun. Facebook'taki dayımızla mangal fotoğrafımız zaten dayımızın da bize tüm süreçlerini veriyor. Kısacası Cem Yılmaz güzel bir espri yapar. Belki hani birazcık tekrar gibi olacak buradaki espri ama elin hacker'ı benim ailemle mangal yaptığım fotoğrafımı ne yapsın der size ama bakarsınız ki bir denk gelirsiniz belki. O da birçok noktada sizin en büyük etkeniniz olabilir. Bir anda da hacklenebilirsiniz açıkçası. Bunun haricinde mutlaka çocuklarımızın veya ebeveyn olarak bizlerin oynadığı oyunlar veya benzeri süreçlerde kesinlikle ve kesinlikle bankacılık işlemlerini, özel verilerimizi, kendi işimizi yapmış olduğumuz sistemlerle oyunlarımızı oynadığımız, çocuklarımızın oyunlarını açmış olduğumuz sistemlerimizi mutlaka birbirinden ayrı cihazlar olarak tutmamız gerekiyor diyorum. En azından birincil kademede bunun için söyleyeceğim. Ve çok kısa bir dipnot. Ülkemizde unutmayın ki halen en güvenli şifre 123456, en güvenli şifre admin, en güvenli şifre çocuğumuzun doğum tarihi veya tuttuğumuz takımın ismi ve kuruluş tarihi. Biz hala bütün testlerimizde bu şifrelerle karşı karşıya kalıyoruz. Lütfen şifrelerimizi daha zor bir hale getirmeye çalışalım diyorum. Evren Hocam, ben soru cevap yapalım derim artık bu dakikadan sonra. Hani yarım saat 40 dakika konuştum. Çok da sıkmayayım derim. Nasıl uygun görürseniz sorularınız mutlaka vardır sizlerin de. Evet hocam, teşekkürler değerli bilgiler için. Birkaç soru var muhakkak velilerimizin de akıllarına gelen bazı sorulardan bilinebilir. Mesela ailelerimize çocuklarını hani internetteki tehlikelere karşı nasıl koruyabileceklerine dair önerileriniz neler olur hocam? Şimdi hocam birinci önceliğimiz esasında yani internetteki bu sınırsız alanı kontrol edebilmek için esasında Türk Telekom'un ve çeşitli operatörlerin güvenli internet hizmetleri tabii ki söz konusu. Bunlar çocuklarımızın gelebileceği sistemleri ve web sayfalarını büyük oranda sınırlıyor ve bizim kontrolümüzü ortaya çıkartıyor. Veya çok basit bir şekilde internet üzerinde bunu sizinle beraber de bunun çalışmasını yapabiliriz. Bilgisayarlarda erişilebilecek web sayfalarını çeşitli whitelistlere döküp buradan indirilebilecek dokümanların ve sistemlerin de sınırlanabileceği bir mimari oluşturabiliriz. Bu da internet üzerindeki tehlikelerden birçok noktada çocuklarımızı koruyacaktır. Lakin bunu biraz daha ileri seviyeye çıkarttığımızda internet üzerindeki tehlikeler çoğunlukla biraz daha çocuk istismarına bu konuları konuşmak hani her ne kadar benim de çok rahatsız olduğum konular olsa da çocuk istismarı ve çocuk pornografisi şu anda özellikle hem erkek çocukları için hem de kız çocukları için çok ciddi bir problem. Çünkü internet üzerinde kendini çocuk gibi gösteren, kendi yaş grubuyla ilgili gösteren pedofili hastaları veya sapık dediğimiz kişiler çok ciddi anlamda insan bizim çocuklarımızla konuşup buradan çeşitli resimler ve bu resimleri kullanarak çocukları daha fazla tehdit etme mekanizmalarına doğru ilerleyeceğimiz bir mimari oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu birazcık paranoyakça bir yaklaşım olabilir ama ben bununla ilgili çok fazla dava süreci ve emin olun hani velilerimiz belki diyecektir ki süreci abartıyorsunuz diyebilir belki ama hani gelelim gidelim şu anda bir savcılığa bununla ilgili ne kadar bir dosya var desek herhalde bize bir büyük dolusu odayı gösterir yukarıdan aşağıya dosyaların bulunduğu. Burada ebeveynlerimize çok ciddi bir iş düşüyor. Çünkü çocuklarımızın kullanımına bırakmış olduğumuz bilgisayarların tabii ki bir özgürlük alanları olmak zorunda bunlara katılıyorum. Ama kısıtlı kullanıcıyla ve ebeveynin kontrol edebileceği şekilde bir mimari oluşturulması kesinlikle benim önerimdir. Gelelim sorunun bir diğer noktasına, bilgisayar harici mobil cihazlar diyebilir bize velilerimiz. Mobil cihazları nasıl kontrol edeceğiz noktasında. Mobil cihazlarımızda ise ücretsiz olarak veya ücretli olarak temin edebilecekleri, ücretli olarak temin edebilecekleri cihazlar biraz daha efektif olabilir ama kurumsal olarak birçok firmada bunu kullanmaya başladı. Özellikle şirket cep telefonlarında. MDM dediğimiz mobil device management'lar var. Sistemler var. Bu mobil device management'lar cihaz üzerinde, mobil cihazlar üzerinde hangi uygulamaların kullanılabileceğini, hangi uygulamaların kullanılamayacağını, hangi uygulamaların hangi saat aralıklarında kullanılabileceğini ve kritik herhangi bir sistem veya kelime konuşulduğunda veya herhangi bir şey olduğunda uyarı maillerin atılabileceği, uyarı bilgisinin atılabileceği çeşitli mimariler oluşturuyor.
Kullanıcılarımız MDM teknolojilerini alıştırabilirlerse bu teknolojilerin hem ücretsiz versiyonları hem de ücretli versiyonlarından istekleri faydalanabilirler. Tabii ki yine söylüyorum %100 güvenlik yoktur ama en azından %60-%70 seviyesinde hızlı bir şekilde çocuklarımızı biraz daha güvenli internet kullanımını olanak sağlattırabilirler bu sayede. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz var. Mustafa Yılmaz Bey, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle hacklendiğimizi bir şekilde fark ettik. Ve o an alabileceğimiz en hızlı aksiyonlar nelerdir der. Şimdi eski kafalı bir şey söyleyeyim, hani şey vardır, böyle eski IT'ciler şey yapardı, hacklendiği zaman gider sunucunun elektrik kablosunu çekerdi. Şimdi klasik, hani interneti kapatın diyeceğim, hani gerçekten hani bunu çok dostane bir şekilde söylüyorum Mustafa Bey. Birincil önceliğiniz, yani şimdi hacklendiğinizi anladığınız anda, bunu anladığınız nokta eğer ki bir finansal kayıp ise, yani bankanızdan bir bildirim geldi, bir finansal kayıpsa, bununla ilgili olarak direkt olarak sizin ilgili merciyle iletişime geçip durumu anlatıp sistemlerinizi ve halihazırdaki bütün bu finansal aktivitelerinizi durdurmanız gerekiyor. Bu birinci önceliğiniz ve bankanın inceleme yapmasını başlatmanız gerekiyor. Diğer noktada kendiniz bilgisayarınızın hacklendiğini anladığınız noktada, burada zaten şöyle bir durum var. Hacklendiğinizi anladıysanız elinizden bir veri çıkmıştır. Veya hacker size hacklendiğinizi anlatabileceğiniz şekilde sizinle iletişime geçmeye çalışmıştır. Para karşılığında veya herhangi bir şekilde sizden bir şey talep etmiştir. Şimdi bu çok basit bir mimari. Böyle bir durumda veri zaten çıktığı için karşınızda iki tane soru işareti vardır. Birinci soru işaretimiz şudur. Biz deriz ki buradaki veriyi geri almak istiyorsanız zaten bu iletişimi sürdürüp hacker'a istediğini sunmak zorundasınız. Eğer bu iletişimi yapmak istemiyorsanız hızlı bir şekilde internetinizi öncelikle bir durduruyorsunuz, bağlantınızı. Bağlantınızı durdurduktan sonra hacklenmiş olan bilgisayarı izole ediyorsunuz ve çok safiyane bir şekilde içerideki hiçbir dosyayı kopyalamadan, bakın çünkü o bilgisayarın içerisinde bir dosya zararlı virüs girmiştir. Bunu bir virüs programının temizleyebileceğini sakın düşünmeyin. Virüs programları geçmiş virüsleri temizler. Bir hack aktivitesini durdurmaz. Hızlı bir şekilde o bilgisayarın formatlanması, hard diskinin sıfırlanması, işletim sisteminin kurulmasından sonra bilgisayarı tekrardan sıfırla aktif hale getirip tüm modem üzerindeki ayarlarınız dahil olmak üzere, modem giriş şifreleriniz ve modemin de resetlenmesi dahil olmak üzere her şeyi değiştireceksiniz. Bu noktada eğer Türk Telekom veya Süper Online veya servis sağlayıcınızdan sabit bir IP hizmeti alıyorsanız da sabit IP hizmetini de değiştireceksiniz. Çünkü aynı hacker'ın aynı IP adresi üzerinden size girişini durdurmanız gerekiyor. Bu da bir diğer aksiyon noktanızdır. Evet, bunların hepsi oldu. Bunları yaptınız ama bunun devamını getirmek istiyorsanız da tabii ki bilişim suçlarına başvurmanız gerekiyor. Bunun için de halihazırda hacklendiğini düşünmüş olduğunuz bilgisayarı formatlamadan o anda kapatıp bilişim suçlarına teslim etmeniz gerekiyor savcılığa başvurarak. O da tabii ki hani işin adli boyutuna taşımak istiyorsanız. Teşekkürler hocam. Yine bir önceki konuya dönersek, yine öğrencilerimizle ilgili olarak siber zorbalıkta maalesef ilk 5 ülkeden biri de Türkiye. Siber zorbalıkta korunabiliriz. İnternetle büyüyen bu çocuklarımızı siber zorbalıktan koruma yollarından biraz bahsedebilir misiniz hocam? Vallahi hocam esasında ilk iki soru, yani bu sorduğun soruyla ilk sorunun cevabı esasında birbiriyle aynı. Çünkü esasında güvenli internet kullanımıyla siber zorbalık aynı şeye tekabül ediyor. Maalesef evet, ilk 5'in içerisindeyiz. Hatta ben daha radikal ve daha esas iddialı bir cümle kullanayım. İlk 3'te, hatta ilk birinciliği bile zorlayabilecek durumdayız. Çünkü neden? Halihazırda bizdeki internet kullanım oranı ve internetin amacın dışında kullanım oranı çok yukarıda. Şimdi bunun birincil önceliği şu, yani sosyal medya platformları özellikle siber zorbalığı birincil derecede ön plana iten ana mihenk taşlarımızdan bir tanesi. Çünkü sosyal medya platformları içerisinde kontrolsüz bir yapılanma var. Ve hani çocuğumuzu kontrol edemeyeceğimiz esasında ve uzakta tutamayacağımız kısım esasında biraz daha sosyal medya platformları üzerine değerlendirebilirsiniz. Bu noktada esasında birçok
çocuk psikoloğunun veya psikiyatristinin çocuğun bu noktada ve sosyal medya üzerinde yapmış olduğu aktiviteleri çocuğunuz da esasında bir arkadaş gibi onu da gözlemleyebileceğiniz ama müdahale etmeden, onu da irite etmeden, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızı irite etmeden yapabileceğimiz bir yaklaşım metodolojisi oluşturmaya çalışıyorlar. Başarılı olan birçok psikolog ve psikiyatrist de esasında duydum bu konuyla alakalı. Çünkü hani sosyal medya platformlarımızı bile buradaki siber zorunluluktan uzak tutsak da bir diğer en büyük sıkıntımız da oyunlar. Geçmiş dönemde hepimiz, yani çocuklarımız duymuştur, belki ebeveynlerimiz daha duymamıştır, PUBG diye bir tane oyun vardı. Oyunun içerisinde oluşan esasında oyundan sonraki siber zorbalık hikayeleri, sen beni öldürdün, işte para vereceksin, bilmem ne yapacaksın, X olacak, Y olacak gibi olan hikayeler esasında oyunun var olan yapısından kat ve kat daha fazla esasında başımıza problem açtı. Ve bunların her biri esasında arka arkaya geldikçe siber zorbalığın ülkemizde esasen çok top noktada ve dünya sıralamasında çok üst noktaya çıkmasına olanak sağlıyor. Bunu önlemenin tek bir yolu var. Az önce söylemiş olduğum gibi bazı şeyleri kontrol altında tutmak zorundayız. Bunun için de demiş olduğum gibi, yani güvenli internet, karşımızdaki çocuğumuzu irite etmeden takip edebileceğimiz çeşitli mekanizmaların oluşturulması, bir noktada hani bunu yapmak ne kadar etik veya ne kadar şey bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bu bilgisayarların, çocuklarımızın kullanıldığı bilgisayarların kontrol edilebiliyor olması. Çünkü bu her ne kadar birçok ebeveynimiz için çocuğun özgürlüğünün kısıtlanması olarak lanse edilmiş olsa da emin olun herhangi bir şekilde çocuğumuzun başına böyle bir aktivite, siber zorbalık aktivitesi geldiğinde ve çocuğunuz sizi bununla bilgilendirmediği noktada başınıza gelebilecek kriz senaryoları, emin olun çözümden kat ve kat daha uzun ve yorucu bir süreci karşınıza getirecektir. Hani bu nokta, açıkça söyleyeyim, yani siber zorbalığı önlemenin bir yolu var mı? Yok. Ama siber zorbalığı engellemenin ve azaltmanın yolu var mı? Evet, var. Ama bunun için bir numaralı yöntem de bizim ebeveynlerimizi ve bizlere düşen görevin haricinde de kolluk kuvvetlerini ve adli makamlara da çok ciddi bir görev düşüyor. Bunun sebebi de şu: burada siber zorbalık ile ilgili yakalanan kişilerin de çok ciddi caydırıcı cezaların alınması gerekiyor ama maalesef bunların yakalanması sürecinde gerekli yapılanmamız ve süreçlerimizde, evet, bundan bir sene önceye göre çok iyi, 10 sene önceye göre çok iyi ama istenilen seviyede mi? Hayır, değil. Yurt dışında bir vakanın yakalanma süresi bir hafta içerisinde sonuçlanırken ülkemizde bir vakanın yakalanma süresi yeri geldiğinde bir yıla kadar uzayabiliyor. Bu da çok doğal bir şekilde maalesef ki siber zorbalığın karşılıksız kaldığı bir duruma getiriyor bizleri. Evet hocam, ben de burada birkaç ekleme belki yapabilirim. Bizim kurumumuzda, tabii ki, buyurun, öğrencilerimizle ilgili hani firewall'umuzun bad content'leri, kötü içerikleri engellemenin dışında Google okuluyuz. G Suite sistemlerinde de Safe Search, bütün güvenli arama sistemlerimizde devrede oluyor. Ve öğrencilerimizin karşısında mümkün mertebe kötü içerikler çıkartmamaya gayret ediyoruz. Gerek tekst, gerek görsel, gerek video içerikler konusunda. O şekilde. Bir velimizden, bir katılımcımızdan, Alp Bey'den bir soru daha var. Onu iletelim hocam. Bazen hesaplarımızı kapatmamıza izin vermiyor. Böyle bir durumda hesabımızı kapatmak için nasıl bir aksiyon alabiliriz der ama... Yani şimdi web sitesinden kastımız, hani Alp Bey, örnek verme şansınız var mı? Çünkü birçok web sayfası, sosyal medya mecraları dahil web site, yani sizin kayıtlarınızın ve silinmenizle alakalı sizlere gerekli link ve bağlantıları paylaşıyor. Evet. Hani bunun support kısmından erişebiliyorsunuz. Yani yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ama tabii ki hani buradaki veriniz siliniyor mu sorusunun cevabı, hani birçok yerde silinmiyor, anonimleştiriliyor diye cevap geliyor. Tabii bu da ayrı bir durum. Ama hesabı kapatmak sizin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasal hakkınız. Bununla ilgili eğer buradaki verilerinizi ve hesabınızı kapattırmıyorlarsa, yani kapattırmanızı engelliyorlarsa, öncelikli olarak KVKK sizin buradaki bir başvuru noktanız olabilir. Çünkü sizin verilerinizi ve kayıtlarınızı kurumlara sildirme hakkınız var. Ve kurumun, yani eğer size bir erişim hakkı tanımıyorlarsa, kurumun resmi mail adresine veya KEP adresine buradaki verilerimin silinmesini istiyorum diye bir bildiride bulunuyorsunuz.
Ve bu 30 gün içerisinde kurum size cevap vermek zorunda. Vermiyorsa KVKK kurumuna bununla ilgili bilgi verip, benim burada kişisel verilerim mevcut, hesabımı kurum kapatmıyor, kapatmadığı için bununla ilgili aksiyon alınmasını istiyorum dediğinizde kurul çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyor. Keza zaten veri ihlalleri ve şu anki yapıda kişisel verilerle ilgili süreçler en önemli konu olduğu için de takdir edersiniz ki çok hızlı aksiyonlar alıyor. Kurulun sayfasını izlerseniz de bakarsanız da bununla ilgili örnek birçok cezanın da varlığını göreceksiniz. Hani vermek istemezseniz sayfa örneğini anlarım ama Alp Bey verirseniz en azından ben demen 2 dakika şimdi bilgisayardan bakıp nasıl bir yol izlemeniz gerektiğiyle ilgili sizlere de ayrıntılı bilgi sunabilirim. Hiç sıkıntı olmaz. Teşekkürler. Kurumsal web sayfalarında unsubscribe'den çıkışlar var zaten ama tabii kurumsal olmayan bir sitelerde belki teknik destek departmanına yazabilirsiniz. Evet, mümkün olabilir. Yani nasıl daha çok sormak istediğim benim hakkımdaki bilgilerin silindiğinden nasıl emin olabileceğim der Alp Bey sorusuna ek yapmış. Tamam, şöyle özetleyeyim Alp Bey o zaman. Bu konu kişisel verilerin korunması kanununa dayanır. Kanuna baktığınızda şunu söyler sizlere. Kurum siz verimi benim silin dedikten sonra verinizi silmek zorunda ve bunu dijital imzayla da kanıtlamak zorunda. Yani verilerinizin silindiğine dair. Bu noktada hala verilerinizin silindiğinden emin değilseniz kişisel verilerin korunması kurumuna başvuruda bulunma hakkına sahipsiniz. Onlar resmi olarak oradaki firmadan bu verinin silindiğine dair dijital kanıtı resmi yollarla isteyip bu verinin silindiği ile alakalı sizlere gerekli bilgiyi paylaşacaklardır. Hani bu noktada birazcık kanuna atıf yapmak zorundayım. Şunu söyleyebilirsiniz, hani bu kanunun hani geçerliliği veya bu konuyla alakalı nasıl bir aksiyon alınması gerekir veya bu kanunun %100 uygulandığını düşünüyor musunuz diye. Hani kurul birçok noktada çok sıkı denetimlerle bu süreci ilerletiyor. Ve şikayete esas olarak da çok ciddi astronomik cezalar veriyor. Milyon TL'lik cezalara kadar da ceza örnekleri şu anda söz konusu. Teşekkürler hocam. Son sorum olarak hani belki öğrencilerimizden ilgilenenler olabilir. Siber güvenlik konusunda eğitim almak isteyenler, siber güvenlik uzmanı olmak isteyenler için bu konuda kariyer yapmak isteyenler yönetimlerimiz neler olabilir hocam? Hocam yayını sonlandırmazsınız değil mi? Ben buradaki konuyu anlatmaya başladığımda. Yok. Yok yani öyle bir durum oluyor. Şimdi şöyle özetleyeyim. Yani şimdi ülkemizdeki üniversitelerin birkaçı adli bilişim mühendisliği ve siber güvenlik programları açmaya başladılar. Ama takdir edersiniz ki hani maalesef hani ülkemizdeki bu yeterlik seviyesi hala yeterli olgunluk seviyesine ulaşmadı. Benim buradaki önerim şu olur. Ben lise zamanımda esasında bilgisayarla ilk tanışmaya başladığım dönemlerde esasında bu sürece adım atmıştım. Ve bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi yazılım dillerine hakim olmak. Yani çünkü bir siber güvenlik uzmanı yazılımı yazılımcıdan daha iyi, sistemi sistemden daha iyi, network'ü network'ten daha iyi öğrenmek zorunda. Ve bir numaralı önemli taşımız da maalesef hani ben bunu her seferinde söylüyorum ama ya hala bu devirde kaldı mı diyeceksiniz belki ama İngilizce konuşmak demeyeceğim bakın sizlere. İngilizce okuduğumuzu anlayabilmek diyeceğim. Çünkü buradaki kaynakların birçoğu İngilizce kaynaklar. Hani ve şunu söyleyebilirim. İyi bir yazılım geçmişi, iyi bir network geçmişi, üniversitede bu alandaki derslerin, içeriklerin çok iyi karşılanması esasında sizi bir adım öne geçirecektir. Ben de yazılımcı olarak başladım. Ben de yazılımcı olarak ilerledim süreçte. Tabii ki bulunduğum birçok eğitim kurumu içerisinde sistemlere saldırılar gerçekleştirmeye çalıştım. Zamanında hani notlarımı değiştirmeye çalıştım. Bununla ilgili çeşitli şeyler yaşadım. Bunlar hepsi örnek tabii ki. Yani, lütfen hani sizler yapmayın bunları. O yüzden dedim Evren hocam beni hani atmazsınız diye yayından sonra söylemek istedim. Bunların hepsini yaptım ama esasında şunu yapmanız gerekiyor. Bir siber güvenlik uzmanı demek şudur. Size dikte edilen, bakın bu yazılımı böyle yapacaksın, diktesini reddeden, bunun altında bir kusur arayan, bunun zafiyetini arayan bir yapı taşı oluşturmanız gerekiyor kafanızda. Bunu düşünmeniz gerekiyor analitik olarak. Yani yazılımı yapabilirsiniz. C dili vardır bilmeyenler için. C++ vardır, Java vardır, Delphi vardır, Visual Basic vardır, C# vardır, Python vardır, Bash vardır. Hepsi birer yazılım dilidir. Bu yazılım dillerin her biriyle çeşitli virüsler yazılabilir, sistemlere girilebilir, yapılar yapılabilir. Ve şunu unutmayın, iyi bir hacker, iyi bir siber güvenlik uzmanı, hacker derken kötü amaçlı değil, beyaz şapkalı hacker. Yani
kamu yararına, insanlık yararına çalışan bir hacker olabilmek için üniversiteye girmeden lise masalarında bile bunu öğrenebileceğiniz binlerce kaynakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şunu unutmayın, çok iyi bir Linux terminolojisine ihtiyacınız olacaktır. Çünkü niye? Open source bir kaynak ve kullanacağınız ana yazılımda open source olarak siz sanıyor musunuz ki Windows'ta yapacaksınız? Hayır. Kali Linux sistemleri üzerinde siyah beyaz ekranlarda yapılır bu işlemlerin hepsi. Hani mutlaka bizim öğrencilerimiz veya velilerimiz izliyorlardır bu CSI Cyber serilerini, Mr. Robot serilerini. Böyle hani görseller uçuyor, oradan bir şey oluyor, böyle oradan bir ekran geliyor. Sanmayın böyle ekran var. Siyah beyaz ekranlar üzerinde oynuyorsunuz oyunlarınızın hepsini. Siyah beyaz ekranlar üzerinde hack yapıyorsunuz. Mesela ben Evren hocama söyleyeyim, hani işte hani sınavlar mınavlar biraz geçsin. Önümüzdeki senenin başında veya uygun olduğunuz bir vakitte bizim teknik ekiplerimizden de bir arkadaşımızı buraya davet edelim. Mesela hep beraber canlı canlı bir yarım saat bir tane web uygulaması hazırlayalım. Buna nasıl sızdığımızı izletelim sizlere. Hani öğrencilerimiz katılsın mesela istiyorsanız. Hani bu da benim buradan hani velilerimize de bir sözümüz olsun. Bunu yapmaya çalışalım. Biraz daha ilginizi çekmek isteyen bir konu oluşursa şunu da yapabilirim. Komşunun Wi-Fi'yi nasıl hacklerim diye sorarsanız onu da öğretirim. Sıkıntı değil yani. Ama hani sonrasında komşu bunu fark edip akşamleyin hani ellerinizden tutuklu bir tane polis gelirse evinize şaşırmayın. Hani ben bu yayını mesela komşunun Wi-Fi'inden yapıyorum. Öyle değerlendirin. Hani bunu bir ironi olarak ekleyeyim ben de bunun içerisine. Çok da komik bir durum oluşur yani. O yüzden bu adımı yapmak istiyorsanız esasında çok kolay. Zor değil. Yeter ki var olan yapıyı tamamıyla bypass edebileceğiniz ve bunun açıklarını yakalayabileceğiniz bir mimariyi kafanızda oturtturmaya ve araştırmacı olmaya çalışın. O zaman zaten bir siber güvenlik uzmanı olma yolundaki adımlar sizin için açılacaktır. Ama kalkıp da hani ben Boğaziçi'nde siber güvenlik uzmanlığı ya da atıyorum İTÜ'de bilmem ne okuyayım ya da atıyorum Bilkent'te X okuyayım dediğinizde evet biz bilgisayar mühendisliği okumak zorundasınız. Hani açık konuşayım sizlere. Yani siber güvenlik mühendisliği yeterli mi sorusunun cevabı. Yani beni eğitim sektöründeki üniversitedeki hocalarımız belki çok yadırgayabilirler. Bence yeterli değil. Çünkü yani orada okuyan mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgin hocamız var. Belki Evren hocam bilir kendisini. Çok yararlı işler yapıyor. Hani çok güzel işler yapıyor. Hani öğrencilerimiz onların yanlarına gidip bir şeyler öğrenebileceklerse ne mutlu. Ama öğrenemeyeceklerse hani ben açık konuşayım. Hani burada kendinizi geliştirmek zorundasınız ki bu seviyelere çıkabilin. Çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Yayına katıldığınız için, değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Soru var mı diye bakıyorum. Henüz soru yok. Yani şu an benim aklımda da başka bir soru yok. Peki o zaman... çok teşekkürlerimizi sunarak katıldığınız için teşekkürler. Yavaştan vedalaşabiliriz o zaman müsaadenizle. Hay. Valla beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir etkinlikte yine hep beraber oluruz sizlerle beraber. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.